Tekrar merhabalar. Bugünkü sorumuz Türkiye'den TYT deneme sınavından temel yeterlilik testi pardon. TYT TYT temel yeterlilik testinde sorulmuş olan bir soru. Okuyalım. <laughs> Diyorlar ki dairesel bir parkurda hep aynı yönde sabit hızla hareket eden bir araç A noktasından harekete başladıktan 3 dakika sonra B noktasından üçüncü kez, 8 dakika sonra B noktasından 7. kez geçiyor. Buna göre bu araç A noktasından harekete başladıktan kaç saniye sonra B noktasından ilk kez geçmiştir diye sormuşlar. Sordukları soru bu. Evet. Burası videoyu durduracağınız yer. Soru üzerinde çalışmak isterseniz. Yoksa hemen başlayalım. Şimdi şöyle ufak bir resim çizersek bize yardımcı olur. Neymiş? Bir tane dairesel parkur var. Yani şöyle dairesel parkur olsun. Çizebildiğimiz kadarıyla. Şurada A noktası olsun. Şurada bir yerde de B noktası olsun. Şimdi diyorlar ki A noktasından başlıyorsunuz. Ondan sonra 3 dakika sonra B noktasından 3. kez geçiyorsunuz. 8 dakika sonra da B noktasından 7. kez geçiyorsunuz. Şimdi bu dairesel parkurun bir turu A olsun. Yani şöyle gösterelim. Bir tur A olsun. A'dan B'ye olan uzaklıkta B olsun. Ondan sonra ne diyorlar? Hız sabit. Yani diyelim ki S hızıyla speed, S hızıyla sabit olarak burada dönüyorsunuz. Şimdi bunu da verilenlerden ne çıkartabilirsiniz? Eğer 3 dakika sonra B noktasından üçüncü kez, kez geçiyorsanız A noktasından iki kez, kez geçmesinizdir. Yani şu aldığınız yol 3 dakikada nedir? 2A artı B 3 S'e eşit olmalıdır. 3 dakika Hız dakika cinsinden size aldığınız yolu verir. Ama Aldığınız yol nedir? 2 artı B'dir. 8 dakika sonra 7. kez geçtiğinize göre bu nedir? 6A artı B 8S eşit olmak durumundadır. Şimdi şurayı biraz e, sadeleştirirseniz ne buluyorsunuz buradan? E, çıkartırsanız birbirinden. 4A eşittir. 5S'i eşittir. Buradan A nedir? Ya da e, S nedir? O şekilde yazalım. Hız. ise tekrar 4a bölü 5'tir. Hızı şurada yerine koyarsanız ne bulursunuz buradan? Ee, 2a artı b eşittir 12a bölü 5. Yani P nedir? P yalnız bırakırsanız 2A'yı öbür tarafa alın. Ondan sonra 12A 5 eksi 2A ise B eşittir. Ne buluyorsunuz buradan? Ona 2A bölü 5 mi buluyorsunuz? 2A bölü 5'tir. Şimdi bu nedir bu? 2A bölü 5. Şimdi biliyorsunuz A tam bir çember. B de bu tam çemberin 2, üzeri 5'i kadarıymış. Dolayısıyla buradan B nedir? Şöyle düşünebilirsiniz bunu. A eşit, eğer A 360 derece ise şu A'dan B'ye olan uzaklık kaç derecedir? B işte 720 bölü 5. Buradan da ne bulursunuz? 4, 4, 144. 144 dereceye denk gelir. Dolayısıyla bu 144 derece ise... 360 720 artı 144 yani 720 artı 144 nedir? 864 derece mi toplam 3 dakikada? Dolayısıyla buradan hemen ufak bir şeyle 864 dereceyi 3 dakikada alıyorsunuz. 144'e ne kadar da alırsınız? Buradan ne buluyorsunuz? Üçler dışlar çarpımı yaparsanız 3, 4, 12, 3, 4, 12, 13, 432 bölü 864 A'dan B'ye Giderken aldığınız zamanı verir size buradan ne çıkar bu da eşittir 1 bölü 2. 1 bölü 2 Dakika Yani 30 dakika Yani 30 saniye pardon 30 dakika değil tabii ki 30 1 bölü 2 dakika 30 saniye Evet, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.